Şimdi size bir öykü anlatmak istiyorum. Artık zamanı. Her şeyi anlatmalıyım. Çünkü bunları benden başka hatırlayan kalmadı. Teyze. Onun tek başına yaşadığı hayatı kafamı kurcalayan bin türlü soruyla dolu. Onun öyküsü bu. Benim de öyküm. Teyzem annemden küçükmüş ve daha güzel olacağı söyleniyormuş. Öyleydi de. Babaları teyzem küçükken ölmüş. Anneannem kısa zamanda yeniden evlenmiş. Gelen üvey baba evin düzenini çok değiştirmiş elbette. Annem bu sıralarda okumak bahanesiyle evden ayrılmış ve uzun yıllar dönmemiş geriye. Oğlumuz Umur doğdu, ellerinizden öperiz. 14 Nisan 1965 Azade Haşim. Teyzemle herkesten farklı şeyler paylaştık. Ya da ben öyle sandım. Onu ilk gördüğüm geceyi hiç unutmadım. Aman yarabbi, Azade sen misin? Dün Cem'i beklemiyordun değil mi anne? Evet. Şaşırdım kaldım doğrusu. Gelin bakalım. Umut bu ha? Umur anne. Takside uyuyakaldı. Bu da Haşim, kocam. Anne gecenin bu saatinde baskın gibi oldu ama öyle bir arabaya bindik ki sorma. Kaan'ı gibi ancak gelebildik. Şöyle yatırın çocuğu. Anne hadi biz neyse. Bari şu çocuk akrabasız büyümesin dedim. Ben bir çocukluk ettim ama bitti artık. Bunca yıl sonra böyle emrivaki bir dönüş. Hani zor elbette. Ama biz de bu evin evladıyız dedim. Abla! Ablacığım! Aa! Üftade! Çok özledim seni. Ne çabuk büyümüşsün böyle kız. Oo, maşallah, kimleri görüyorum. Hoş geldin Azade. Hoş bulduk baba. Sonunda yuvaya döndün demek. Abla, şu bizim yeğen nerede? Yüzünü görelim. Şuraya yatırdık. Teyze mi oldum ben şimdi? Umur Bey. Umur Bey uyanınız. İstanbul'a geldiniz. Umur. Uyansana. Merhaba Umur. Ben senin teyzen. Seninkiler uyanmadı mı daha? Azade'nin adetidir geç uyanmak. Kocasını da kendine göre bulmuş. Semiha Hanım,
Bak dün geceden beri ağzımı açmadım ama bu eve ben geldim, azade kaçtı. Okumaya diye bir çıktı, yüzünü yeni görüyoruz. Ben üstadiyi kızım diye bildim. Niyazi'yi de oğlum diye. Ama bu azade evlenirken bize haber bile vermedi. Şimdi tutmuş kocasının elinden, hiçbir şey olmamış gibi evime geliyor. Vallahi Recep Bey, hiç konuşmadık ki dün akşam. Çıktı geldi işte kız. Ah, küçük beyimiz uyanmış ha. Yürü bakalım. Bakın bir sabah kuşu tuttum size. Neyse biz kahvaltıya oturalım bari. Ne haber lan? Lan deme teyzesinin güzeline. Daha yeni tanışıyorsun. İyi be. Sen teyzesiysen biz de dayısıyız. Nasılsınız Umur Bey? Bendeniz Niyazi. Ankara nasıl? Kurumlu mu gerçekten? Saçların niye böyle senin? Bak oğlan bile soruyor. Niyesi var mı? Zip pelik olsun da. Tamam baba tamam. Her zamanki hikaye. Başlamayalım gene. Ah ulan seni askerde vereceklerdi elime. Senin gibi kaç serseri adam ettim ben. Yetti artık ama. Recep Bey çocukla çocuk olma Allah sen. Ya senin çocuk dediğin kazık kadar adam. Bizimle kahvaltı etmediniz. Bari burada bir iki lokma yeseydiniz. Siz bizi düşünmeyin anne. Ne olursunuz Umur'a hiçbir şey hissettirmeyin. Bir kilo kıyma, iki siyah dirima, bir de insanın burdası. Başka? Tamam o kadar. Parayı aşağıdan alırsın. Ben biraz gecikirim, dönüşte Şenaylılara uğrayacağım. Gecesi. Umur İstanbul'u yeni görüyor. Çarşıya seninle gelsin mi? Gelsin tabii. Gel bakalım arkadaşım. Hayırlı günler İhsan abi. Bir kilo kıyma yağsız. Vay Üftade bacım. Misafir mi var evde? Kıymayı bir kilo alıyorsun. Ablamlar geldi Ankara'dan. Bu da oğlu. Azade mi geldi? Ey yarabbim şu işe bak. Recep abi ne diyor bu işe? Ne bileyim ben. Şimdilik bir şey demiyor. Azade ablamın oğlu olmuş da ayaklanmış bile. Zaman ne çabuk geçiyor. Sen kaç yaşındasın bakalım? 6 teyzeciğim. Peki sen hiç yalan söyledin mi hayatında? Yok. Ben usta çocuğumdur. Hiç yalan söyler miyim? Korkarım. Ama yalanlar da gereklidir ara sıra. Diyelim ki sevdiğin seni bekliyor. O zaman da yalan söylemez misin? Hayır, ben annemin kuzusuyum. Hiç de değil. Ben annemin kuzusu değilim işte. Demek annenin kuzusu değilsin. O zaman Niyazi'yi görmeye gidelim mi? İster misin? İsterim. Ama evde hiç kimseye nereye gittiğimizi söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Guantanamera, Bahia, Guantanamera.
Guantanamera, Bahia Guantanamera, Guantanamera, Bahia çıkmayı nasıl becerdin? Çarşıya iniyordum. Geç kalabilirim deyince annem çocuğu takmaz mı peşime? Ah. Aklınca işini garantiye alıyor. İki yabancı eller birleşmiş, iki yabancı kalpler sözleşmiş, iki yabancı tanışmışlar böyle. La 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 la. Bana bak, bu erkek milletine yüz vermeye gelmez. Elini verdin mi kolunu kurtaramazsın. İstediğini aldı mı yüzüne bakmaz olur. Ne diyorsun sen Şenay? Erhan öyle bildiğimiz erkeklerden değil. Bakışından belli. Öyle masum ki. Masum mu? Hah, görürüz. Hele iyice tanışın, işi ilerletin, onu da göreceğiz. Nesini göreceğiz? O benim kötü bir şey yapmamı isteyecek biri değil, biliyorum. Şenay, abine biraz kek götür. Olur anne. Erhan merhan gibilerle uğraşacağını, Basri abim gibi birini bul. Efendi olsun. Güzellik yetmez. Biraz geciktim ya, babam laf edecek yine. Aldırma. Baba lafı çekecek yaşta değilsin artık. Gezmeden mi dönüyorsunuz? Söyle bakalım. Nerelere gittiniz? Kasaba, kitapçıya, Şenay ablanın evine. Ha, iyi o zaman. Hadi çıkın bakalım yukarı. Sıkı yönetim komutanlığının 22 numaralı bildirisine göre dün gece yapılan arama ve baskınlarda banka soygunu ve adam kaçırma eylemlerine katılan bir çetenin 4 elemanı silahlı bir çatışma sonucu ele geçirildi. Örgütün faaliyetlerinde kullanılan 3 tabanca... Memleket nerelerden dönmüş be kardeşim? Bu heriflere ne yapsan azdır artık. Sizin de vazifede olmanız gerekmez mi? Siz bu memleketin irfan kaynağısınız. Hani bu vazifeyi bırakıp başka işlere yönelmek... Yani ticaret de hayırlı iştir ama... Şartlar böyle zorluyor baba. Geleceğimiz için. Şu çocuğun geleceği için. Şansımızı bir de böyle deneyelim dedik. Artık herkes vatanından çok kendi kesesini düşünüyor tabii.
Yeter artık ağlama. Hepsi geçecek. Daha başka bir şey beklemiyordum ki. Sizinkiler tam anlattığın gibi. Biraz dayanalım. Olmazsa İzmir'e gideriz. Annemlerin yanına. Erhan'ı görmeye gittim. Bana bakıp bir gülümsemesi vardı ki. Ne kadar mesudum. İnşallah o da aynı şeyleri hissediyordur. Azade ablam eve döndü bugün. Kocasını ve çocuğunu da getirmiş. Evde garip şeyler dönüyor. Bu işin içinde bir iş var Semiha. İnsan öyle hadi bir de ticareti deneyeyim diye meslekten ayrılıp memleketi bırakıp gurbete çıkmaz. Bu kız bizi ebediyen bırakıp gitmişti. Kuyruğa sıkışmasa dönmezdi. Sen ağzını iyice ara bakalım. Recep Bey, sakın bu azadenin kocası şey olmasın. Televizyondakiler gibi. Umur, sokağın çıkıyorsun, ha? Yo, seni arıyorum. Buradayım, gel. Teyze, hiçbir şey göremiyorum. Burayı gördüğünü kimseye söylemezsen lambayı yakarım. Söz. Burası benim gizli yuvam. İlk defa sen görüyorsun. Buraya sadece dolaptan bir geçitle varılıyor. Babam bile bulamaz burayı. Bu resimden bizde de var. O benim babam, senin de deden. Çok az hatırlıyorum ama. Biz küçükken ölmüş. Annem de öyle söylemişti. Şimdiki deden sonradan geldi. Annem o geldiğinde çok ağlamış. Canıma kıyarım demiş. Sonra öğretmen okulunu kazanınca kurtulup kaçmış. Sen bunları nereden biliyorsun? Annem anlatırken duydum. Annem küsmüş bu eve. Babam gidelim demeseydi hiç gelmeyecekti. Ankara çok karışıkmış. Babam bir süre ortalarda görünmesek iyi olur dedi. Aa, bunlar Niyazi dayımla Erhan abi. Bak şimdi seninle bir numara hazırlayacağız. Sen akıllı çocuksun. Bu sefer de Umur sayesinde kaçabildik. Bir de dayına göster nasıl ağladığını. Hadi bakalım. Canım sıkılıyor. Beni gezmeye götürün. Beni gezmeye götürün. Çok güzel. Peki. Annen gelip de hadi çıkalım o zaman derse ne diyeceksin bakalım. Ha? Bana ne? Bana ne? Beni teyzem getirsin. Ben teyzemi istiyorum. Ben teyzemi istiyorum. Biz tam kapıdan çıkarken babam yine şöyle bir baktı. Ama anlamadı tabii. Biz çıkıp şöyle bir dolaşalım tamam. Bari. Hadi güle güle. Teyzem, hayatımda önemli olmaya başlamıştı. Küçüktüm. Ankara'dan geliyordu. İstanbul'u anlamıyordu. Her şey gözümü korkutuyordu. Thank you.
olup bittiğini anlamamıştım. Bir oyun sanmıştım yaptıklarını. Aramızdaki gizli oyun sanırım böylece başlamıştı. Sonra o kendi kurallarını yazmaya geçti. Evden birlikte çıkıyordum. Beni dışarıda kaybediyor, kendine göre bir uzaklığı koruyarak peşimde dolaştırıyordu. Oyunumuz o gizli anlaşmaya dayanıyordu. Kimseye bir şey söylemiyordu. Evdekiler bizi hep alışverişe çıktık sanıyorlar. Yaşımın bahar ayları teyzemin peşinde geçti. İsimsiz bir oyun içinde İstanbul. Ey aşk, sen nelere kadirsin? Onunla tanıştığımızdan beri dünya nasıl da başka görünüyor. Baban çok üstüme geliyor Azade. Dayanamayacağım, ters bir laf edeceğim. Geçen gün manalı manalı niye hiç sokağa çıkmadığımı sordu. Anlaşması zor bir adamdır. İdare etmeye bakalım. Erhan, seninle dünyanın her yerine gelebilirim. Neyin var Üftade, ne oluyor? İçeride gözlerini dikmiş bana bakıyor. Kabus gördün herhalde. Uyumana bak kardeşim. Üftade, ne oldu? Kusura bakmayın, iyi geceler. Nesi varmış? Yok bir şey anne, kötü bir rüya gördü herhalde. Hadi hanım, biz yatalım. Üftade yine rüyalar görmüş değil mi? Yavrum, nasıl da bağırdı. Bu kaçıncı? Çok sıkıldı herhalde ama hiç belli etmiyor. Gündüz nasıl da neşeliydi. Abla, ben buralardan gidiyorum. En iyisini vaktinde sen yapmışsın abla. Bu evde yaşanmaz. Ben de başımın çaresine bakacağım. Nihat, sen ne diyorsun Allah aşkına? Nereye gidiyorsun? Almanya'ya. Ne? Nihat, nereden çıktı bu? Ne işin var oralarda? Bir Alman çocukla tanıştım. Müzisyen. Davet etti beni. Önümüzdeki hafta gidiyoruz. Annem ne diyor buna?
Onlara bir şey söylemedim abla. Siz de söylemeyin. Ben oradan bir mektup yazar, açıklarım durumu. Bu ev beni boğuyor. Kaçıp kurtulmak istiyorum. Tek umudum var. Erhan. Teyzemle oyunumuzu her yerde sürdürüyorduk. Bugün anlıyorum ki bizden başka kimse oyun oynamıyordu. Sen ne arıyorsun burada? Ben teyzemle geldim. Buradaydı. Dolaşıyoruz. Bıraktım. Bak, Erhan abi de burada. Babam öldükten sonra çok zorluk çektik diyor anne. Sonra da şimdiki babamla evlenmiş. Erhan, babam seninle birlikte olduğumu anlarsa beni dışarı salmaz. Niye? Öyle işte. Beni çok kıskanır herkesten. Aklınca seviyor. Önüne gelene benim hiç çocuğum olmadı. Bunlar benim öz çocuklarım der durur. Erhan. Bu böyle olmayacak. Ne? Biz... Yani böyle buluşmalarımız. Bir gün babamla tanışmalısın. Korkma ondan. Sana bir şey yapamaz ki. Ne korkması canım? Öyleyse. Canım istemiyor. Erhan, beni o evden götür. Çok sıkılıyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Boş. Anlamıştım zaten. Herif gelmiş İstanbul'a. Sokağa çıkamıyor. Bir de ticaret diye mazeret bulmuş. Ankara'da kalsak daha mı iyiydi? Kendi ailemiz böyle dar bir zamanda yardım etmez mi bize? Ne yardımı? Sahip olsaydın kocana. Öyle dernekmiş, bilmem neymiş. Karışık işlere bulaşmasaydı. Şimdi böyle korkar saklanır tabii. Peki baba. O zaman biz de İzmir'e gideriz. İstanbul'unuz sizin olsun. Umur, sen annenin yanına git. İçeri gel. Hazırlanalım Umur. Gidiyoruz bu eve.
sesi. Buradayım anne. Kaybolma ortadan. Teyze, teyze, orada mısın? Teyze. Ne var Umur? Teyze, biz gidiyoruz. Biliyorum. Anlamıştım zaten. Babamla dedem kavga etmiş. Babam gitmiş. Biz de gidiyoruz. İzmir'e. Teyze, teyze. Güle güle Umur. Bu kapıdan son çıkışım anne. Bir daha dönmem artık. Sen ne yapıyorsun burada? Teyzeni gördün mü? Yok. Hadi çabuk olalım. Babam bizi garajda bekleyecek. Erhan, Erhan bunu nasıl yaptın? Onca güzel günden sonra beni nasıl yüzüstü bıraktın? Sadece bir gönül oyunu muydu? Halbuki ben yalnız sana ait olmak istiyordum. Eğer sen de istiyorsan eşin olmaya hazırım. Başka da ne yapacağımı bilmiyorum. Ne demek ne yapacağımı bilmiyorum? Yüzüne bile bakmayacaksın. Evlilik lafı açıldığında böyle kaçacaksa sana faydası yok demektir. Bu mektubu da yollama. Kendi yoluna bak. Ama inanamıyorum Şenay. Öyle değişti ki. Babamdan korkuyor galiba. Sanmam. Sadece aklı başka şeydi. Bunlar malın gözüdür. Ben duramıyorum Şenay. Alıp başımı gitmek istiyorum. Kusura bakmayın. Aslında hayat güzel. Ama acıları yaşanmasa. Seni unutmam gerek Erhan. Bu satırları yazarken kalbim sızlıyor ama beni sevsen eşin olarak kabul ederdin. Bu hayat benim hayatım. Aşkımı kalbime gömüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mersi. Fitnat Hanım, sizi de oğlumuzu da tanıdığımıza çok sevindik. Sağ olun. Üstade bizim kolumuz kanadımız ama Allah'ın emri. Basri Bey istikbali parlak bir genç. Ve madem kızımıza gönül vermiş, bize de Allah onları mesul etsin demekten başka bir şey kalmıyor. Thank you.
Ama bu yavrumu gelinlikle görmek bana nasipmiş. Hep öyle mi duracaksın? Şunu çıkarmama yardım eder misin? Ah! 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 Anne, bırakma beni. Sakin ol oğlum, erkeksin sen. Hadi korkacak bir şey yok. Hadi benim aslan oğlum, hadi koçum. Derslerini tamamladın mı Umur? Evet. Bu resim nedir? İstanbul ve teyzem. Niye yüzü yok teyzenin? Yüzünü tam hatırlamıyorum. İnsan teyzesinin yüzünü hatırlamaz mı hiç? Biz küstük onları. Ne zamandır gitmiyoruz. Fotoğrafı da yok. Yesene oğlum. Canım istemiyor. Beğenmedin mi? Ben yapmıştım. Beğenmedim. Beğenmedim işte, ne olacak? Sinirlenme yavrum. Bakma sen ona. Bir dakika Fitnat Hanım. Niye beğenmiyormuş soralım bakalım. Nesi varmış bu fasulyenin? Ne biçim oğlan yetiştirmişsiniz böyle. Yetti artık. Burama kadar geldi. Terbiyesiz! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kalk sofradan! Yüzünü görmek istemiyorum! Kendini rezil ediyorsun, abimi değil. Bu kafayla adam olamazsın sen, aptal! Karnında oğlumun çocuğunu taşımasaydın görürdün gününü sen! Anneciğim, babacığım, ben size haksızlık etmişim. Evimiz bu eve göre gül bahçesi. Allah'ım, ben ne günah işledim de bana bu çileyi reva gördün. Hala dargın mısın bana? Bir an için kendimi kaybettim. Ne dediğimi bilmiyordum. Affet beni. Dokunma bana. İğreniyorum senden. Thank you.
Üftade hoş geldin. Aman yarabbi, yolcumuz iyice belli oluyor. Çok yorgunum anne. Yukarı çıkabilir miyim? Evden buraya yürüdüm. Çık tabii. Madem yorgunsun. Baban burasını depo yaptı. Kızım ne oldu sana? Bu yorgunluk değil, bir derdin var senin. Dayanamayacağım anne. Kaçtım oradan. Ne? Evinden mi kaçtın yani? Oh, vay başıma gelenler. Olmayacak anne. Kocamla ben geçinemiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Baban öldürür ikimizi de. Anne ne olur. Sonra anlatırım. Biraz uyumak istiyorum. Kafam çok karışık. Baba, ben eve döndüm. Beni istemiyorlar orada. Yerim burasıymış. Bir bu eksikti. Her şey ne kadar çabuk oldu. Evlendim. Ayrıldım. Kucağımda bebeğimle evime döndüm. Zaman hızla geçiyor. Avuçlarımızın arasından kayıp gidiyor. Bu hayat bana göre değilmiş. Bu evin ötesinde de önemli bir şey yokmuş meğer. Anne! Kızım baksana çocuğuna. Ağzı burnu batmış. Çocuğa diyorum, çocuğa! Anne! Gene geldim Recep abi. Bu senin evin yeri bir harika. Burada bir ev düşün. Şöyle bir kat, pırıl pırıl. Bu köhne binada çürüyeceğine... Gel diyorum şöyle adam gibi bir ev yapayım sana. Şu dükkanda sıkışmaktan kurtul. İyi de biz evsiz ne yaparız 6-7 ay? Bu yaştan sonra bir de kira işleriyle uğraşırsak. Buluruz bir çaresini Recep abi, seni açıkta bırakacak değiliz ya. Ben bizimkilerle bir konuşayım bakalım ne diyecekler. Mal senin değil mi Recep abi? Mal benim de. Öyle işte. Bunların babası öldüğünde... Benim evde kiracıydılar. Baktım açıkta kalacaklar. Ben de yalnızım. Onlar evi boşaltacaklarını ben taşındım yanlarına. Niyazi, şaşırdım seni görünce. Girebilir miyim? Babamlar evde mi? Hı hı, evdeler. Oo, maşallah. Bizim Hayta habersiz gitti, habersiz geldi. Öpeyim baba. Olanlar için affedin beni. Anne! Koş, Niyazi geldi. Oğlum. Anne. Şükür kavuşturana. Gözümüz yollarda kaldı. Anne, bu kim?
Dayın kızım. Bunu sana getirdim baba. Ne bu, saat mi? Ne zahmet ettin oğlum? Saatimiz vardı bizim. Bu başka anne. Bu gün ışığıyla çalışıyor. Ayarlıyorsun, günde 5 vakit ezan okuyor anne. Ey oğlu, neler yapıyor yahu. Müthiş bir şey değil mi? Dayı, çalıştırsana. Lan öyle zırt pırt çalıştırılır mı mübarek şey? Asıl mucize burada. O nedir? Video. Hiç beklemediğimiz bir anda Niyazi Çuk'a geldi. Onu zor tanıdım. Öyle değişebileceğini hiç aklıma getiremezdim. Babamın evi elden çıkarmasına tek onun karşı duracağını umuyorum. Niyazi'm, biz evi satıyoruz. Karar verdim, bu yaştan sonra düz ayak bir ev gerekli bana. Süleyman benim ta çocukluğundan beri tanıdığım bir kardeşim. Bizim evin yerine bir apartman yapacak. Bir katla dükkan bizim olacak. Peki, inşaat sırasında biz nerede oturacağız baba? Benim Şarköy'de bir ev var, dayalı döşeli. İnşaat bitinceye kadar orada kalırsınız. Süleyman gibi dost bulunur mu Niyazi? Vallahi hayırlısı olsun baba. Üftade, sen çok değişmişsin kız. Böyle durgun değildin eskiden. Sen de çok değişmişsin. Tabii. Artık eğriyi doğruyu ayırt etmeyi öğrendim. Orada insanı çok yalnız bırakıyorlar. Müzik falan işe yaramıyor. Feriştahı var adamlarda. Yüzüme bakan olmadı. Din kardeşlerim olmasa sürünecektim. Başka yardım eden de çıkmadı. Niyazi, babamın evi satmasına bir şey demeyecek misin? Bir şey yapmalısın. Biz bu evde büyüdük. Ama o bizim büyüğümüz. Evde onun. İstediği gibi yapar. Biz karışamayız. Huzur verici değil mi? Evde her şey var Recep abi. İnşaat bitinceye kadar yazı burada geçirirsiniz. Çok yaşayın Süleyman Bey. Şu yavru da temiz hava alır hiç olmazsa. Siz keyfinize bakın. Evi hiç takmayın kafanıza. Döndüğünüzde her şey hazır olacak. Üftade Hanım niye hiç gülmüyor? Buradan memnun kalmadı mı? Üftade'yi tanımazmış gibi konuşuyorsun. Onun ne zaman gülüp ne zaman ağlayacağı belli olmaz. İnşallah burası iyi gelecektir ona. Eminim hayatı kurtulacaktır. Şimdi Şarköy'deyiz. Yaz geldi. İnsanlar nasıl yaşıyorlar? Ne güzel. Ben bunca yılı nasıl da harcamışım. Akşamları gidip çay bahçesinde oturuyoruz. Denize giremedim henüz. Babam izin vermiyor. Üftade! Üftade, çok açılma kızım. Bir yere gittiğim yok anne. Buradayım ya işte.
Merhaba teyzeciğim. İyi günler Üftade Hanım. Recep abimler yok mu? Çarşıya çıkmışlardı. Vallahi en iyisini siz yapıyorsunuz. İstanbul yanıyor. İnsan şöyle bir deniz kıyısı arıyor. İstersen bir motor tutayım sana. Gezeriz. Zahmet olmasın. Şimdi değil. Belki başka bir zaman. Üftade. İstersen çocuğun üstünü çıkar da güneşlensin biraz. Ha? Vay Süleyman. Hoş geldin. Hayırlı günler Recep abi. Bir göreyim dedim sizleri. Ya ne iyi ettin. İşler nasıl? Çok iyi Recep abi. Artık hayırlısıyla başladık eve. Ben hep başında olacağım. Korkmayın. Süleyman, nasıl ödeyeceğiz bu iyilikleri? Bırak Allah aşkına Recep abi. Ben memlekette az mı iyiliğini gördüm senin? Bari birkaç gün kal burada. Dinlenirsin. Fena olmaz. Bu akşam bir de sünnet varmış. Hepimizi çağırdılar. Ben düğünü videoya çekeceğim. Siz de eğlenirsiniz. Olur. Vallahi ne iyi oldu da geldik. Bir değişiklik işte. Üftade Hanım'la dans edebilir miyim? Tabii. Neden olmasın? Değil mi Recep Bey? Ne bizim kızın ne de Süleyman'ın işine akıl ermez. Süleyman yıllardır bekar. Üstadı için değilse kalıbımı basarım. Hayırlı bir kısmet olur mu dersin bey? Allah isterse. Ev bittiğinde sizinle komşu olacağız Üftade Hanım. Üst katı da kendime alıyorum. Sayın misafirler bu gece aramızda biz müzisyenlerin ustası sayılacak bir abimiz var. Sünnet olan kardeşimizin amcası Orhan Bey. Kendisi müziği bırakalı yıllar oluyor ama rica etsek bize ölümsüz gitarıyla bir parça çalar mı acaba? Üftade beni dinlemiyor musun? Garip şeyler yapıyor. Gidelim Üftade. Şu kadın kim Seher abla? Kocamın karşısına dikilmiş gözünün içine bakıyor. Aa, üstüme iyilik sağlık. Acayip bir kadın. Hay Allah'ım, rezil olacağız millete. Oğlum bir şeyler yapsana, kıza bir haller oldu gene. Merak etme baba, ben hallederim. Babamlar. Kimdi bu kadın? Deli mi ne?
Üftade gene ne oldu sana? Kızım neyin var? Üftade bir şey söyle. Hay Allah. Nedir bu kızın hali? Annem bunalım geçiriyor. Sus kız. Hep televizyondan öğreniyorsun bunları. Ne oldu anlamadım. Gitar çalan herifin karşısında öyle dikildi kaldı. Bu kız evvel eski böyledir. İyi saatte olsunlar, gelir arada bir. Üftade. Nereye gidiyor bu? Ben konuşurum onunla. Üftade. Nereye gidiyorsun? Erhan'a. Onunla konuşmam lazım. Erhan da kim? Kim mi? Bizim Erhan. Gitar çalıyordu ya. Ne diyorsun? Erhan burada ne ara? Ey büyük Allah'ım. Elin herifini Erhan mı sandın? Benim için gelmiştir. Gitmeliyim ona. Üftade. Üftade kendine gel. Saçma sapan bir şeyler yapma. Hadi kardeşim. Babama söyleme sakın. Erhan çok korkardı ondan. Karşılaşmasınlar. Çok kötü olur. Gece perisi. Bu gecenin kısmeti. Erhan, benim Üftade. Hatırlamıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Hayatımın kadını. Hiç unutmadım ki. Erhan, seni karşıma Allah çıkardı. Ben çok pişmanım Erhan. Hayatım boyunca hep seni sevdim. Erhan beni çok sıkıyorlar. Babam Süleyman'ı üstüme salıyor. Onlara benden selam söyle. Hepsinin canına okurum ben. Kollarıma gel sevgilim. Gel. Beni unutmadın değil mi? Bu sefer beni kurtaracaksın değil mi? Allah'ım, mutlu günlere dönüyor muyuz? Erhan'la yine bir araya geliyoruz. Bunca pişmanlıktan sonra. Bana söz verdi. Bu sefer kurtaracak beni. İnanamıyorum her şeyin böyle mutlu son bulmasına. Erken kaçıyorsunuz Orhan abi, daha mevsim yeni başlıyor burada. Bu sefer böyle olsun, seneye gene geliriz. Çoluk çocuk çok sevdi buraları. Hadi eyvallah. Güle güle. Gece gitar çalan adam değil mi o? Evet o. Bizim kızın ne zoru var o herifle? Eski bir arkadaşı sanıyor onu. Thank you.
yanına göründü gene. Sen çocuğa mukayyet ol. Taşındık. Yeni evimiz biraz dar ve havasız ama annem için düz ayak olması daha iyi. Çünkü artık çok çabuk yoruluyor. Hep başı ağrıyor. Babam da yeni dükkanı daha çok sevdi. Her şey el altındaymış. Yaz bitti. Şarköy'den çok zor ayrıldım. Erhan'la orada yeniden karşılaştık. Aşkımız yeniden filizlendi. Seneye yine orada olacağım. Üstümde bir ağırlık var. Yemekten önce yıkanayım bari. Umutların gömüldüğü mevsim. Erhan, gelecek yaz seni Şarköy'de bekleyeceğim. Seneye yine gideriz değil mi Şarköy'e? Süleyman abi kira istemezse gideriz. Buyurun. Hoş geldiniz Süleyman abi. Müjdem var Niyazi. Senin iş olmuş. Ne? Ne diyorsun abi? Kazanmış mıyım sınavı yani? Evet, artık Topkapı Sarayı'na bekçi oldun. Vay be Süleyman abi. Şu işe bak. Koca saray benden sorulacak öyle mi? Kızım Süleyman'ın akşam yemeğine geleceğini biliyordun. Hani sofra? Annen nerede? Banyoya girmişti. Çoktan çıkmış olmalıydı. Ölüm tehlikesini atlattığını söyleyebilirim. Ama bir süre yürüyemeyecek. Konuşma güçlüğü de olabilir. Kısmi felç. Geceleri bir refakatçi bırakmak istiyor musunuz? Elbette doktor bey. Oğlum annenin yanında sen kalmalısın. Üstadiye güven olmaz. Tabii baba. Hayırlı işler Recep abi. Yengenin durumu nasıl oldu? Nasıl olsun. Kıpırdamadan yatıyor işte. Doktor Felç dedi. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Başında Niyazi'yi bıraktı. Eyvallah. Üftade Hanım hastanede kalmadı yani. Hayır. Onun evden ayrılması doğru değil. Merhaba. Babamı aradıysanız dükkanda. Onu demin gördüm. Ben seninle konuşmak istiyordum. Öyle mi? Ha, peki buyurun. Bir kahve yapayım size. Kahveyi sonra yaparsın. Gel otur şöyle hele. Söyle bana, bir eksiğin var mı? Maşallah yok bir eksiğim. Yüzüme bak iyice. Söyle ne görüyorsun? Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Anlamadın ya. Anlamıyorsun tabii. Çünkü dedikleri gibi kafan işlemiyor. Rica ederim Süleyman abi. Bırak abi şimdi. Ben de sana benzedim. Aklım başımda değil artık. Bırakın lütfen. Anla artık. Üftade, sana tutkunum ben. Ama babam gelin... Babana başlatma şimdi. Bu eve ne yaptıysam senin için yaptım. O da biliyor. Ayıp şeyler oluyor Süleyman abi. Evleniriz ayıbı kalmaz. Yapma Süleyman abi. Bu ne?
Niyazi'nin Almanya'dan getirdiği ezanlı saat. Tövbe yarabbi, sustur şunu, günaha gireceğiz. Yanıyorum senin için. Ateşim dersende tutuşuyor musun? Bırak Süleyman abi. Kızım uyanacak. Baba, babam geldi. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Vallahi ben bir şey yapmadım baba. O saldırdı üstüme. Yıkıl git odana. Recep abi, sen bakma bu deli kızın sözüne. Ben böyle şeylerden hoşlanmam Süleyman. Kızın gönlü varsa evlenirsiniz. Eğer yoksa evimde böyle rezillik istemem. Kusura bakma Recep abi. Bir daha tatsızlık olmayacak. Süleyman bana saldırdı, zorla öpmeye kalkıştı. Babam bizi yakaladı. Süleyman'ı ben eve aldım sandı. Şimdi beni suçluyor. Annem yarın hastaneden dönecek. Bari onun kulağına gitmesi. Ama Recep amca nasıl olur? Gel hadi kız. Bir şey yapacağım hadi. Kız o ne ufaktan öyle? Sen hala çiçeklisini mi giyiyorsun bunu? Çektiği telgrafa bak. Oğlumuz Umur doğdu, ellerinden öperiz. Boğazade resmen deli. Bize danışmadan evleniyor. Sonra oğlumuz oldu diye haber veriyor. Bundan sonra bu kıza bir satır yazmak yok. Belki barışmak istiyordur Recep amca. Bana amca demeyeceksin. Şu kızını öğretemedim bir türlü babası olduğumu. Recep Bey, çok başım ağrıyor bu gece. Senden öncekiler de öyle derdi ama ben dinlemem. Kız aklın nerelerde gene? Sofra bile kurulmamış. Kalk hadi, karnım aç benim. Recep amca geri geldi. Yine beni istiyor. Ey büyük Allah'ım, bana Erhan'ı gönder. Yoksa Recep amca yine oramı tutup sıkacak. Allah'a emanet olun.
Erhan. Erhan sonunda geldin ha. Dualarım kabul oldu demek. Öyle korktum ki Erhan. Bitti. Hepsi bitti Hüdayi. Buradayım artık. Niye geciktin Erhan? Ben neler çektim. Bu yaz gelemedik Şarkı'ya. Annem çok hasta. Süleyman bana saldırdı. Her gün neler çekiyorum. Kimse bir teşekkür bile etmiyor. Götür beni Erhan. Şimdi olmaz Hüdayi. İşte şuraya yazıyorum. Işıklar içinde gelip seni alacağım. Ne oldu şimdi abi? Şimdi konserlerim var. Nakliyat işlerim falan var. 9 ay bekle. Kurtulacaksın. Artık hiçbirinden korkma. Sana bir şey yapamazlar. 9 ay. Hüdayi, ne yapıyorsun kız? Sen çekil, sen okuyamazsın. Erhan'ın yazısını ancak ben okuyabilirim. Ne yazısı? Erhan yazdı. Işıklar içinde gelip beni alacak. Sapıtma kız, dur. Dokunma dur bana. Dur dedim sana. Dokunma dedim. Dur diyorum sana. Delirtin mi kız sen? Sus konu komşuya, rezil edeceksin beni. Rezil edeceksin konu komşuya. Kes sesini. Çek sesini dedim sana. Bela mısın sen başıma be? Bela mısın sen? Korkuyorum. Kes sesini dedim sana. Kes sesini. Üftade, kardeşim niye böyle yaptın? Ne oldu? Kabus mu gördün dün gece? Görsen inanmazdın Niyazi'm. Sabah sabah bir uyandım ki bizim kız banyoda garip sesler çıkarıyor. Bütün komşular başımıza toplandı. Neyse çocuğu alıp götürdüler. Üftade, bir şey söyle. Bak annem babam nasıl üzülüyor. Benim için mi üzülüyorlar? Mübarek Ramazan ayındayız. Aile içinde tatsızlık çıkar mı? Anne. Senin bu kocan var ya. Senin bu kocan siz bir gece evde yokken odama girmeye kalktı. Ne diyorsun sen kız? Şimdi böyle dersin tabii. Evimize ilk geldiğin yıl. Hani gel yanıma uzan dedim de zor kaçtıydım elinden. Ne? Kardeşim, o senin baban. Aklını başına topla. Milletin namusuna dil uzattım, sustuk. Şimdi sıra bende ha!
olmasın, aklı başında değil. Ulan yalancı karsak. Divane karı! Abi gel. Gel benimle. Kim şunu bana? Komşular! Herkes uyansın! Komşular! Uyanın! Herkes uyansın! Allah, beni içimden atamıyor vallahi. Sokmazsa bana geliyor. Ya. Çekil! Ya. Herkes ya. Kalksın! Komşular! Ya. Baba sen haklıymışsın. Vay uyanın! Ya. Başka çaresi yok. Ya ben bunu öldürüp hapse gireceğim... ...ya da bunu tımarhaneye kapatacağız. O nasıl söz baba? Olacak şey mi? Ailemizden biri akıl hastanesinde. Aile şerefimiz söz konusu. Şerefim merefim kaldı be. Başka yolu var mı bunun? Ben yarın doktor Arif'e danışırım. Birkaç müzekkin alırım. Bir de ne? Şey... ...evimiz kadınsız kaldı baba. Azade ablamı çağıralım da şu evi bir düzene soksun. O kız kayıp artık. 6-7 yıldır haber aldığımız mı var? Ben biliyorum, İzmir'deler. Buldururum onları baba. Bizi sorunlar iyice arttığında çağırdılar. Böyle uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul'a gidiyordum. Nasıl olur? Annem bu hallere gelmişken nasıl bana haber vermezsin? Anne sana neler olmuş? Konuşamıyor musun? Bunca yıl sonra sizi bambaşka bir evde bulmak, seni bu halde görmek nasıl bana dokunuyor bilemezsin. İnanamıyorum. Üftade anlattığınız gibi olamaz. Biz de bir şey anlamadık ki abla. Babam bir sabah bunu banyoda hoplayıp sıplarken bulmuş. O günden beri de yapmadığı rezalet kalmadı. Annemin durumu ortada. Evcek sefil oldu. Ben bir doktora gidip birkaç ilaç aldım ama hala denemedik. Saçma sapan laflar ediyor. Dil uzatmadığı adam kalmadı. Şu küçücük çocuk annesini bu durumda görüyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Duyduklarım için çok üzüldüm Müftü abi. Çok zor günler geçirmişsiniz. Keşke beni daha önce arasaydınız. Ya abla, annemin hastalığı çok ani oldu hepimiz için. Bir de sizi üzmeyelim dedik. Teyzemi tam hatırlamak istediğim gibi bulmuştum. Umur, teyzeni hiç özledin mi bakalım? Hatırlıyor musun yaptığımız yaramazlıkları? Ne güzel gezerdik seninle evvelden. Ben en çok vapurları özledim. Thank you.
Üstade. Biraz yalnız kalalım istedim. Dolaşırsak sen de biraz açılırsın. Teyzem eski teyzemdi. Evlenmeden, dul kalmadan önceki teyzem. Ama yanıldığımı daha sonra anlayacaktım. İmdat! Yetişin! Yiyecekler beni! Üçü de burada parçalayacaklar! Dayı, annem yine kötü oldu. Koşun, gelin! Ne olur! Üftade, ne oldu? Ne zamandır fırsat kalmıyor. Nerede beni yemeye geldiler? Kim? Onlar! Kimse yok burada. Hadi gel yatağına yat. Hadi. Artık zamanı gelmiş. Gördün mü Üftade? Geçti bile. Tamam mı Üftade? İyi misin? Yaşlı bir adamım. Şu zamanda bana biraz huzur gerek. Huzur. Tamam baba. Geçti artık. Sinir kriziydi. Bitti. Başım dönüyor gibi. Peki bu kaç? 5. Daha ölmedik beyefendi. Bu kaçmış? Umur. Niye kalktın sen? Teyzen rahatsız biraz. İstirahat edecek. Çık bakayım dışarı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kötü bir şey yapmıyordum abla. Dün geceden sonra dinlenmen lazım senin. Niye odanda değilsin? Onu çok özledim. Çok. Kim bu adam? Abla ne olur bırak beni. Üftade anlat bana. Ben senin ablanım. Anlatacak bir şey yok abla. Hepsini yazdım. İşte şu dolapta. Okusan hak verirdin bana. Süleyman'ı üstüme saldılar. Bunlar hep kuruntu Üftade.
Bizimkiler Süleyman'ı iyi tanıyamamış. İnsanın içi dışı bir değil ki. Herif ne yaptıysa izin verdiler. Bütün suç babamda ama inanmazsın tabii. Senin tuzun kuru. Başında kocan var. Çocuğunu kendin büyüttün. Ya ben neler çektim. Bilmiyorsun ama hepsinin gözü bende. Kocanın bile gözü bende. Annem o gün teyzemi ve Fulya'yı alıp hamama götürmüştü. Soruyorsun bana en çok kimi sevdiğimi. Nasıl anlatayım sana? İlk harflerine baksana. Ondan sonra patronu Erhan'a, bak oğlum Erhan, senden çok memnunum. Sen ülkemizi her yerde temsil edecek bir elemansın. Seni Kuveyt'e gönderiyorum demiş. Geçen haftadan beri Erhan Kuveyt'te. Bugün yarın mektubu gelir artık. Teyzem neredeyse bütün hayatını defterlere, kağıtlara geçirmişti. Her şeyi yazmıştı. Herkesi çizmişti. Ama hepsi birbirine karışmıştı. Yazdıklarının çoğu okunmuyordu. Çok uzak mı? Evet. Şimdi ne olacak peki? Annemleri bırakıp yalnız mı geldin teyze? Ne olmuş? Ben hamamda temizlenemem ki. İçim kirli benim. Bunca yıl hep biriktirdim. Hep içime attım. Ah. Erhan da Kuveyt'e gitmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Sen benim dostumsun değil mi? Hiç kötülük etmedik birbirimize. Beni Kuveyt'e götürür müsün? Açma! Beni almaya geldiler. Sen benim annem değilsin artık. Üftade sen çıldırmışsın. Bana karışma artık abla. Ben mahvolmuş bir insanım. Kim mahvetti seni? Kadının birine kaynar su attın, sonra da fırlayıp kaçtın. Ne istedin kadından? Sen karışma abla. Erhan Kuveyt'e gitmiş. O karısı olacak aşkı vır vır anlatıyordu. Öyle yakarlar işte adamı. Ne Erhan'ı, ne karısı? Senin bir doktora görünmen şart artık. Doktora ha? Sen kendin görün doktora. Ben burada iki moruğun bir çocuğun çilesini çekerken sen yoktun. Niyazi Almanya'da, sense İzmir'de keyfinize baktınız. Al şunu kendine gel. İlaçlarınız da sizin olsun. Edepsizliği bırak, odana git üftade. Anne! Ne yaptın ona? Canın acıyor mu anne? Umur ben çok kötü. Affet. Defol. Ne halin varsa gör. Delisin sen.
Teyzemin son görüşüm oldu bu. Beni İzmir'e gönderdiler. Günlerce aklımdan çıkmadı. Onu hastaneye yatırdılar. Artık kimsenin aile şerefini umursadığı yoktu. Teyzem tedavi edildi. Eve getirdiler. Hiç yaramazlık yapmıyordu artık. Her şeyin çözümü olan son bir yolculuğa çıktı. Bu onun son oyunu. Her şey çok basitti. İnanılmayacak kadar basit. Bana oynadığı oyunlar gibi sessizce olup bitmişti her şey. Teyzem yazdığı kağıtları nereyi bulduysa oraya doldurmuştu. Günlerce elimize attığımız her yerden teyzemin yazıları çıktı. Tek kelime bile okunmuyor. Deli saçması. Ya bu resimler? Hepten hasta bir kafanın işi bunlar. Bakın annemi nasıl çizmiş. Ya ben? Beni neye benzetmiş? Rahmetli son zamanlarda iyice dağıtmış. Bunları kimse görmesin rezil oluruz. Sıkmayın canınızı baba. Kalorifer kazanında yakarız olur biter. Allah taksiratını affetsin. Her şeyi yok etmelerine izin vermedim.
Teyzemin ardından mevlüt okuttular. Bütün aile toplanıp lokma yedik. Onun aramızdan sessizce çekilişi herkesi rahatlatmıştı. Annem, babam rahatladı. Annemin üstünden bir yük kalkmıştı. Dedem rahatladı. Unutmak istediği şeyler yoktu artık. Fulya'yı yatılı bir okula verdiler. Anneannem rahatladı. Öldüğü güne kadar kimseden sorumlu olmayacaktı artık. Dayım rahatladı. Yine bambaşka biri olmuştu. Evlenip İstanbul'dan ayrılmış. Bir daha kimseyi aramadı. Ben rahatlamadım. Teyzem aklımdan çıkmadı. Hep ona haksızlık ettiğimi düşündüm. Anneannem ölünce dedem evde yapayalnız kaldı. Kimse kapısını çalmadı. Biz de aramadık. Bakımsızlıktan ölmemek için birkaç yıl uğraştı. Geçen hafta salonda bulmuşlar. Umur. Umur. Ne yapıyorsun burada? O çanta nedir? Önemsiz. Hesaplar, faturalar. Annemin resmi mi bu? Evet. Kağıtların arasında kalmış. Teyzem yukarının temizliğini bitirdi. Hadi gidiyoruz. Arka odalar toz içinde kalmış. Belim koptu. Deden hep salonda yatmış demek ki. Sadece bu daire su içinde 20-25 milyon eder. Varlık içinde yokluk çektirdi kendine. Hiç olmazsa okul taksitlerim rahat ödenecek artık. Size de yük olmaktan kurtuluyorum teyze. Umur, neredeydin sen? Ortadan kayboldun. Şu çantayı da sen indiriver hadi. Baban neredeyse almaya gelir bizi. Noterdeki işleri halletmiştir umarım. Siz inin, ben geliyorum. Yıllar sonra yine bu evdeyiz. Onlar dedemin mirasını bölüşmeye geldiler. Bense geçmişle hesaplaşmaya. Teyzemi hiç unutmadım. Biz onunla herkesten farklı bir şeyler paylaştık. Ya da ben öyle sandım. Umur. Söyle bakalım. Senin de bir sevdiğin var mı? Yok. Hadi hadi. Yaşın daha küçük ama bir sevdiğin vardır mutlaka. Yok dedim ya. Bana bak. Bu hayat aşksız çekilmez. Anlat bana. Sevdiğin güzel mi? Hem de çok güzel. Ya. Peki kimmiş bu güzel? Teyzem.